3 ay boyunca burada işte meetup'lar, sprintler ve sonrasında bir speed incubation dediğim süreçler olacak. Bunları ilerleyen aşamalarda daha detaylı anlatacağız deyip ben Vivek adına merhaba dedikten sonra çok da lafı uzatmadan sözü Enerjisa ekibine bırakmak istiyorum. Alp Bey, isterseniz hani sizinle başlayalım, sonra da tanışarak bir devam edelim. Ve ne yapalım? Önce kendimizi tanıtalım. Merhabalar, Alp Kaymaz ben. Enerjisa'da Ar-Ge ve İnovasyon ekibini yönetiyorum. Çok keyifli olduğunu düşündüğüm bir işim var. Ne yapıyoruz? Özetle şunu yapıyoruz. Dağıtım ve şey tarafında, hani satış tarafında elimizden geldiğince şirketin süreçlerini daha iyi noktalara getiren geliştirmeler yapıyoruz. Biliyorsunuz her ürün bir sorundan, her şirkette bir üründen doğar. Aslında yaptığımız şey şirketin sorunlarını çözmeye çalışmak. Bu sorunları çözerken kendimize bazen maliyeti azaltıcı, bazen de gelir getirici faydalar sağlamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar henüz belki başarılı olamadığımız tek yan, bunu bir ürüne de çevirip bizim gibi diğer dağıtım şirketlerinin de sorunlarını çözmek oldu. Hani o taraf hala tam başardığımız bir şey değil. İnşallah yakın dönemde gelecek de onu da başarırız deyip giriş konuşmasını çok uzatmak istemiyorum. Bir 15 dakikalık bir konuşma gözüküyor. Onu şimdi mi yapalım yoksa önce herkes bir kendini tanıtsın? Nasıl yapalım? İsterseniz şöyle ilerleyelim. Hani Enerjisa ekibini de programda çalışan ekibi de bir tanımak isteriz. Bugün konuşacak konuşmamız sizden sonra Ali Volkan Bey ile devam edip oradan hem Buraklardan bir hani merhaba alalım. Öyle devam edelim isterseniz. Sonrasında da sizin konuşmanıza geçelim. O zaman ben Ali Volkan Bey'i şey yapayım, önce bir sunayım, öyle sözü ona bırakayım. Ali Volkan Bey bizim şirketteki en zor süreci yöneten insan diyorum ve hani pası ona atıp geri çekiliyorum. Estağfurullah, en zor süreç demeyelim. Önemli süreçler var tabii ki sorumluluk alanımızda ama dağıtım şirketi dendiğinde aslında çok daha geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Birazdan benim seansta daha detaylarıyla beraber konuşuruz. Müşteri operasyonlarından sorumlu olarak çalışıyorum ben de Enersa'da. Üç dağıtım şirketiyle de ilgileniyoruz aslında. Merkezi bir fonksiyonumuz var. Müşteri operasyonları dendiğinde aslında ben yine konuşma sırasında hangi süreçleri kastediyoruz? Sahada ve ofiste yürüyen onları biraz daha detaylı anlatacağım. Hem sektör içinden hem de sektör dışında o anlar için aslında faydalı olacağını düşünüyorum. Sonrasında da aslında diğer bu gündemimizle ilgili neler yapıyoruz ve neler bekliyoruz aslında birazcık onlara değineceğim. Müşteri operasyonları dendiğinde aslında hemen hemen birçok dağıtım şirketinde aynı süreçler yürüyor. Temelde aslında sayaç ve sayacın çevresinde dolanan süreçler var sorumluluk alanımızda. Genel olarak böyle aslında. Daha detaylara ben de konuşmam sırasında değineceğim. Teşekkür ederiz. Sanırım hani Burak sizin tarafla bir istersen devam edelim. Çok hızlıca tanıtayım o zaman ben de. Bizde de içeride bu ekibi bu süreci yürüten şu an burada bulunan arkadaşlardan Hatice Kaya, Merve Mendi ve Deren Atlı var. Onun haricinde Baldan Hanım da bize dışarıdan destek veriyor bu konuda. Biz de Ar-Ge ekibi olarak burada yer alıyoruz bu projenin içerisinde. Bu projenin yürütülmesine daha doğrusu. Birazdan ben elektrik dağıtım şirketleri konusunda çok kısa bir bilgilendirme yapacağım zaten. Biz neler yapıyoruz ve bu programı nerede konumlandırdık. Daha sonrasında hızlıca Alp Bey'in seansına geçebiliriz. Teşekkür ederiz. Buyurun, devam edelim. İsterseniz direkt sunuma geçebiliriz eğer Geçelim şeyse. mi? Tamam, okey. Direkt sunuma geçelim o zaman. Yaşar, eğer ekran paylaşımı yapabilirsen sunumla devam edelim. Senden ricam. Geliyor mu ekrana? Evet, ekranın geldi. Geldi. Tamamdır. Çok hızlıca ben Enerjisa dağıtım şirketlerinden bahsedeyim. Ve biz burada Ar-Ge ve inovasyon ekibi olarak neler yapıyoruz? Çok hızlıca onlardan bahsedeceğim. Enerjisa'nın aslında
iki tane temel iş alanı var. Bir sonraki slide'a geçebiliriz. Bu iş alanları elektrik dağıtım ve perakende satış. Elektrik bu her iki toplam her iki iş alanında da toplamda 10.240 çalışanı, 9.9 milyon müşterisi, yaklaşık 21.5 milyon da kullanıcısı var. Bu da Türkiye'nin yaklaşık %20'si yapıyor zaten. Bir sonraki slide'a devam edebiliriz burada da. Dağıtım şirketleri olarak 3 dağıtım bölgesinde faaliyet gösteriyoruz. Bir tanesi Ayadaş İstanbul Anadolu Yakası, bir diğeri Başkent, toplamda 7 tane şehri içeren ve Ankara ve Kuzey illerden oluşan bir dağıtım bölgesi. Bir diğeri ise Mersin, Adana, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Hatay'ı içeren Toroslar bölgesi. Toplamda 9.000 çalışanımız var. Bunun 7.000'i saha personelimiz. 10 milyon müşterimiz var, 230 bin kilometrelik bir hattımız var. Bunların bir kısmı havai hat, bir kısmı yeraltı hattı. Geçtiğimiz yılda 2019 yılı içerisinde 1.4 milyar liralık bir altyapı yatırımımız var. Ve toplamda da 8.4 milyar liralık bir düzenlenmiş dağıtım varlığımız bulunuyor şu an şebekemizde. Devam edebiliriz. ARGE ekibi olarak, ARGE ve inovasyon ekibi olarak da biz içeride aslında elektrik dağıtım sektöründe değer yaratmak için teknoloji geliştirmeye çalışıyoruz. Bunu yapmaktaki amacımız bir, enerji sektöründeki öncü rolümüzü korumak ve geliştirmek. Aynı zamanda da sektöre farklı teknolojileri katabilecek alanlar yaratmak. Bu alanda bir sonraki slide'a geçebiliriz. Bu alanda odaklandığımız toplamda 5 tane konu var. Bunlar mikro şebekeler, dağıtık üretim ve enerji depolama, elektromobilite, büyük veri ve siber güvenlik, akıllı şebekeler ve akıllı şehirler. Buradaki bu alanlarda yaptığımız çalışmalarımızı genellikle işte startuplar, teknokent firmaları, büyük orta ölçekli firmalar ve üniversiteleriyle geliştiriyoruz. Birçok partnerimiz var birçok projemizde. Fakat bu alanda girişimlerle yaptığımız projeleri bir ana çatı altında toplamak istedik. Bir sonraki slide'da da göreceğiniz üzere ivme girişim hızlandırma programını bunun üzerine kurguladık. Burada 3 farklı alanda girişimlerle çalışmak istiyoruz. Yapay zeka ve veri analitiği, IoT ve akıllı makineler, iş sağlığı ve güvenliği. Burada aslında bizim biraz daha göstermek istediğimiz bu ivme programı kapsamında enerji şirketi olarak konumlansa da aslında çok büyük bir şirket ve çok farklı alanlarda düşünmediğiniz startuplarıyla çalışma fırsatı yaratabiliyoruz. Özellikle veri bakımından çok ciddi bir altyapımız var. İş sağlığı ve güvenliği keza ikinci bir alan. Farklı startuplarla çalışmak istediğimiz. O nedenle bir çatı program oluşturalım ve bütün girişimleri bu çatı programı altında toplayalım istedik. Bir sonraki slide'da İVME'nin detay takvimini görebilirsiniz. Şu anda başvurularımız açık. Eylül'ün sonuna kadar aslında almayı planlıyoruz, 20 Eylül'e kadar. Bugün katıldığınız etkinliğimiz ilk meetup'ımız, önümüzdeki hafta ikinci bir meetup daha olacak, farklı bir konuyla alakalı. Ve Eylül'ün ikinci haftasında yapacağımız üçüncü meetup ile programın bu aşamasını tamamlayacağız. Daha sonra kabul edilen ekiplerle birlikte farklı workshoplar, bir 6 haftalık bir POC ve mentorluk sürecini tamamlayıp bir demo günüyle programı bitirmeyi planlıyoruz. Bu aşamada bu POC sürecinde ürünü direkt olarak bizimle ve ilgi alanlarımıza çakışan girişimlerin bir POC süreci. Fakat farklı pivotlar ile ürünlerini bize uygun hale getirebilecek olan girişimlerle de içeride bir teknik ekiplerimizle mentorluk seansı düzenleyerek oradaki ürün geliştirme süreçlerini ilerletmeyi planlıyoruz. Demo günü sonrasında ise Alp Bey birazdan daha detaylı bahsedecektir. Girişimleri hem uluslararası hem ulusal networklerde nasıl konumlandırabiliriz ve yatırım ekosistemini nasıl sokabiliriz, o konuda çalışmalarla devam ettireceğiz İVME programı. Ben sözü tekrardan Barış'a bırakıyorum. Teşekkürler geldiğiniz için. Umarım almak istediğiniz bütün bilgiyi alabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz Burak. Ağzına sağlık. Ben de kısaca programa değinip aslında oraya girip topu Alp Bey'e doğru atacağım. Dediğim gibi biz programı tasarlarken çok özen gösterdik.
ettiğimiz bazı noktalar olmuştu. Bunlardan biri yani direkt bir satın alma olmasa bile birlikte nasıl POC yapılabilir, birlikte nasıl işbirliği yapılabilir bunu konuşmak istediğimizi söylemiştik. Yani her şey bir satın almayla gitmeyebilir. Belki bir işbirliği olabilir, bir dağıtım kanalı olabilir. Bunu da önceliklendirdik. Peki hani bu POC ne? Siz ürününüzün enerjisine uygun olduğunu düşünüyorsunuzdur. Ya da belki de aslında uygun olmadığını düşünüyorsunuzdur. Biz aslında bu odak alanları çıkarmak istedik. Yani odak alanlar dediğimiz enerjisinin aslında düşündüğünüzden farklı odaklanmak istediği, inovasyon ve yenilik getirmek istediği alanlar olabilir. Böyle görüşmeler yaptık biz birimlerle. Ali Volkan Bey'le en keyifli görüşmeleri yaptığımız enerjisi liderlerinden biriydi. Bizim böyle yarım saat, 35 dakikada en besteli toplantılarımızdan biri oldu. Ve aslında bu odak alanlara yönelik çözümler üreten startuplar arıyoruz. Bu yaklaşımdaki şeyimizde bu yaklaşım kullanmamızın sebebi de daha hızlı çözüm üretebilmek ve dediğimiz gibi 6 hafta içinde aslında kurumun ihtiyaçlarına yönelik çözümleri onlara sunabilmek. O yüzden de çok nokta atışı ve aslında çok spesifik tanımlanmış alt başlıkları, alt kırılımlara da ineceğiz. Tabii ki bu meetup'ta değil, ilerleyen workshop'larda ve etkinliklerde. Ve yine programın ilk tasarımında Alp Bey'le böyle çok heyecan verici tahtaları boyayarak yaptığımız bir toplantı vardı Alp Bey'in bize aktardığı. Aslında biz sadece satın alma değil, az önce konuştuğum konu ilk başta söyleyeyim. Birlikte işbirliği yaparak, onları yeni kapılara götürerek, yeni fırsatlara götürerek, yeni fonlara, projelere götürerek, belki onların bir CVC'den, belki bir uluslararası fondan yatırım almasına kadar gidecek yollar var diye. Ve burada hani farklı yollar olduğunu söylüyoruz ama çıtayı da böyle beklentileri de hani belli dengede tutmak gerekiyor. Ama bu yollar var, buralarda farklı fırsatlar var. Bizim bile yeni öğrendiğimiz kurum olarak, enerji ekibiyle konuştukça öğrendiğimiz yollar var. Aslında bunlardan biraz bahsederek başlamak istiyoruz. Bunlardaki bu fırsatlardan, bu sektördeki fırsatlardan, burada startuplarla, teknoloji şirketleriyle yapılacak işbirliklerinden bahsederek başlamak istiyoruz. Alp Bey de aslında ilk bu aşamada ben pası atmak istiyorum. Sizinle ilk toplantımızda, ilk bir araya geldiğimiz toplantıda siz bu fırsatlardan bahsetmiştiniz. Burada enerji sektöründe çeşitli fonlara gidebilecekleri, çeşitli projeler yazabilecekleri yurt içi ve yurt dışı. Yani biraz onlar için ben sözü Alp Bey size bırakıyorum. Tabii ki. Şimdi şöyle başlayalım öncelikle. Biz şey olarak hani teknoloji geliştirme olarak ülke olarak böyle şey bir ülke değiliz. Hani lider ülke değiliz. Bu lider ülkelerdeki doğru uygulamaları önce gözlemek ve birazcık onlardan örnek almak lazım diye ben düşünüyorum. Son 3 seneyi 4 seneyi de açıkçası bu tarz daha iyi örnekleri hani görmek için harcadık. Nereleri gördük? İşte farklı dağıtım şirketlerini gördük. Farklı enerji şirketlerini gördük. Bunlardan bir tanesinin modeli hani bizi çok fazla şey yaptı, etkiledi. O hangisiydi? Kanada'da bir firma var. İsmi Manitoba Hydro diye. Bizimle hemen hemen aynı işi yapan bir firma. Bu bir şey firması, bir dağıtım şirketi. Bu dağıtım şirketi kendini şöyle konumluyor. Öncelikle kendi sorunlarını çözmeye çalışıyor. Kendi sorunlarını çözerken ortaya koyduğu çözümleri sonradan eğer şey ise bu dünyada da az olan bir çözümse ürünleştiriyor. Ürünleştirdikten sonra da diğer dağıtım şirketlerine hani bu çözümlerini götürüp anlatıp ondan sonra onlara da satıyor. Yani çok çok güzel bir model. Biz bu modeli açıkçası çok beğendik. Bu modelle benzer bir şey yapmayı çok fazla istiyoruz. İçeride hangi olanaklarımız var? Hani onlardan bir çok kısa bahsedelim. Öncelikle şeye de teşekkür ederim yani. Şu anki Enerji Bakanı Fatih Bey, bakan olmadan önceki dönemde hani şeyde Enerji Bakanlığı'nda ve EPDK'da kurul üyesiydi. Ve aslında hani bu ARGE faaliyetlerinin ilk başlaması için gerekli olan bir ARGE fonunu da hani tasarlayan, düşünen, eden, bunu öneren ve kabul eden kişi de kendisidir. O yüzden önce kendisine bir teşekkür edelim. Olayı şöyle özetleyebiliriz. Biz kendi içimizdeki sorunları birimlerden özellikle aldıktan sonra şeye sunuyoruz. EPDK'ya sunuyoruz. EPDK'ya diyoruz ki bizim utility olarak şöyle bir problemimiz var. Bu problemimizi biz çözmek istiyoruz. Şöyle çözmek istiyoruz. EPDK bunu senede iki kere oturuyor, inceliyor.
Bu problemi eğer daha önce çözmüş bir dağıtım şirketi varsa bizi onun çözümüne yönlendiriyor. Yok ama bu çözülmemiş bir problemse tamam bunu bir proje olarak yapabilirsiniz diyor. Biz bir projeye başlıyoruz. İşin en başı her zaman o. Sonrasında bu proje bittiğinde o sorunu olan departmanın sorununu çözüp çözemediğini sahada test ediyoruz. Ve ardından hani bunu kendi bir sorunumuzu çözmek için kullanıyoruz. O yüzden ilk başta şunu söyleyebiliriz bu webinarla ilgilenen startuplara. Hani bizim sorunlarımızı ondan sonra iyi anlarlarsa ve onlara çözüm önerileri getirirlerse bunlar projelendirilerek bir fon yaratılabiliyor buna. İlk başta ondan başlayalım. Sonrasında bunlar nereye gidebilir, nerelere gidebilir, şuralara gidebilir? Biz bir dağıtım şirketi olarak farklı dağıtım şirketlerinin Avrupa'da üye olduğu bir network'e üyeyiz. Eğer kendi sorunumuzu çok iyi çözersek, bunu diğer dağıtım şirketlerine de bu ürünü veya hizmeti tanıtma, anlatma şansımız var. Biliyorsunuz bu da aslında hani bir startup'ın en büyük hayali. Yani bir şirketin sorununu çözdükten sonra onun referansıyla başka şirketlere girebilmek. Bu imkanı o startup'lara sunabiliriz. Sonrasında şöyle organik ve inorganik bazı şeylerimiz var, network'lerimiz var. Bir tanesi Eurogia. Eurogia nedir? Eurogia Fransa ve Belçika kökenli. Bizim de üye olduğumuz ondan sonra enerji alanındaki bir grup. Bu gruba herhangi bir projeyi biz sunduğumuz zaman oradan bir etiket alıyoruz. Bunun enerji verimliliği ile alakalı olduğu ve pozitif bir ürün olduğu ile ilgili. Sonra şirketleri bu sefer Avrupa'daki diğer ülkelerdeki şirketlerle birlikte proje yapmaya yönlendiriyoruz. Oradan aldığımız etiketle de proje bu sefer EPDK bütçesinin dışına çıkabiliyor. Bir TÜBİTAK projesi haline gelebiliyor. Bu ikinci sunabildiğimiz imkan. Üçüncüsü şu, şu an biz enerjisi olarak Türkiye'deki en büyük venture capital fonlarından bir tanesiyle ilişki halindeyiz. Bu fonun ismi de Revo. Eğer çözüm bize çok uyan bir çözümse ve software ağırlıklı bir çözümse Revo'yla bu ilgili şirketleri tanıştırabiliyoruz. Ve oradan kendilerini anlatmaları, etmeleri, belki bir fon bulmaları için bir fırsat oluşabiliyor. Bunun dışında Sabancı Holding'in henüz lansmanını yapmadığı ama yakında yapacağı kendi bir oluşturduğu Venture Capital Fonu var. Bu da aynı şekilde bir Sabancı şirketi olarak bizim sorunumuzu çözen bir şirkette çok ilgilenme potansiyeli olan bir fon. Onlarla tanıştırma şansımız var. Özetle bizim ekosistemde bizim sorunumuzu çözen bir firmaya EPDK'dan, TÜBİTAK'tan, Eurogia'dan direkt fonlar bulabilme şansımız var. İki tane fonla da tanıştırma şansımız var. Türkiye'de bizim değdiğimiz ekosistemler şu an bunlar. Aslında anlatmak istediğim konu da bu. Peki bizim sorunlarımız neler? Belki onlara birazcık değinmek lazım. Biz çok büyük bir firmayız. Çok büyük bir firma olduğumuz için de hani ISG'den ondan sonra Big Data'ya çok fazla alana değiyoruz. Bir tane spesifik bir örnek vereyim. O ilk başta anlattığım şirketin çözdüğü ve ürünleştirdiği bir örnek. Hani onu yapalım diye söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sadece nerelere değdiği anlaşılsın diye vereceğim bu örneği. Tüm enerji şirketlerinin, dağıtım şirketlerinin bir şey sıkıntısı vardır. Havaların daha sert olduğu bölgelerde kablolarının kopmasıyla ilgili çok ciddi bir sıkıntısı vardır. Buna da buz yükü denir. Ciddi bir sıkıntıdır, önemli bir problemdir. Kanada'da bu problem çok ciddi. Çünkü orada hava sıcaklıkları Türkiye'den çok daha düşük. Mesela orada bu firma kendi sorununu şöyle çözmüş. Kendi dağıtım şirketlerinin üzerine bir kamera altyapısı kurmuş. O kamera kabloları koparma derecesine getirecek kadar buz oluştuğu zaman bir uyarı üretiyor. Ve nokta atışıyla oradaki buzlara bir müdahale oluyor ve elektrik kesintisi yaşanmıyor. Bunlar bu ürünü kendileri için, tamamen kendi sorunlarını çözmek için geliştirmişler. Çözdükten sonra bugün bunu neredeyse 80 farklı ülkeye bunu satıyorlar. Benim de açıkçası hayalim ve bu programların tamamından beklentim, hem önce kendi sorunumuzu çözmek hem de çözdüğümüz sorunu ardından uluslararası bir servis veya ürün sağlayıcısı haline getirebilmek diyorum. Zamanda daha fazla aşmamak için burada bırakıyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben hemen aslında burada bir soruyla da konuyu devam ettirmek istiyorum. Tabii ki.
fonlardan da bahsettiniz. Revo da bizim çok yakından tanıdığımız, hatta pandemi sürecinin başında onlarla da arınma da resilience konusunda da konuştuk. Burada aslında şey söylemekten çekinmediniz çok açık bir şekilde. Hani ya bizim de sorunlarımız var. Genelde büyük şirketler, büyük kurumlar sorun demeyelim işte şey müdahale alanı diyelim dedi. Bu hani malum şu andaki trendlerden biri böyle konuşmak. Burada kurumların hani problemleri olduğu, çözmek istediği ihtiyaçlar olduğu aşikar. Hani bunu söylemekten çekinmeyen bir vizyonunuz var aslında. Bizi de toplantılarda çok etkilemişti Alp Bey. Hani sizin burada kurum olarak ve hani enerji olarak, dağıtım şirketi olarak bakış açınızı, startuplara, teknolojilere, bu alanlara bakış açınızı biraz kişisel de bakış açınızı da bizle paylaşabilir misiniz? Yani 1-2 dakikamız varken ben hani çok etkilendiğim bir toplantı olduğu için sizden böyle de bir hani görüş almak istedim. Şöyle, şimdi ben başarılı olmuş birkaç tane şeye, fona ve ondan sonra şirkete şeyi sorma şansını elde ettim. Yani siz doğru startupları nasıl buluyorsunuz? Doğru ondan sonra çözüm ortaklarını nasıl buluyorsunuz? Çünkü biliyorsunuz dünyada özellikle bu startup yatırımı söz konusu olduğu zaman hani başarı oranı çok düşük. %0.5'lerde. Şöyle bir cevap geldi bana. Hani bir insanın doğru startup'ı seçebilmesi için hani o startup'ın çözdüğü sorunun kendi sorunu olması lazım dediler. Çünkü kendi sorununuzu çok iyi bilirsiniz ve kendi sorununuzun iyi çözülüp çözülmediğini de çok iyi bilirsiniz. Ardından da o şirket veya çözümüyle ilgili çok ciddi bir fikre sahip olursunuz. Ben bundan açıkçası çok etkilendim. O yüzden biz aslında çok büyük bir fırsatın içindeyiz enerjisi olarak. Çok fazla alana değdiğimiz için çok fazla sorunumuz var. Ve gelen ve çok iyi o sorunu çözdüğünü iddia eden bir çözümün de gerçekten bizim sorunumuzu iyi çözüp çözmediğini görme şansımız var. Burada çok avantajlıyız. Bunu kullanmak istiyoruz. O yüzden en büyük odağımız utility ve utility kaynaklı problemler. Bu işin bir tarafı. İşin diğer tarafı, bana çok fazla gelen startupta ben şunu görüyorum hep. Hani yurt dışındaki bir çözümü alıp ondan sonra onun Türkiye'deki versiyonunu yapıp bize getiriyorlar. Onlara sadece tavsiyem şu, hani sadece Türkiye pazarı bir startup'ın büyümesi için elverişli değil. Büyümesi için elverişli olmadığı gibi yatırımcı da içinde şey değil, cazip değil. Çünkü satsanız satsanız 23 tane dağıtım şirketi var Türkiye'de. O yüzden çözülmüş sorunlardan yerine çözülmemiş sorunlara odaklanmalarını ben tavsiye ederim. İnanın çözülmemiş sorun sayısı çözülmüşün belki 100 katıdır. Onların da neler olduğunu anlamak için belki hani bizimle birazcık daha fazla vakit geçirmeleri gerekebilir. Zaten aslında o vakti geçirebilmek, işte oradaki sorunları tanımlamak ve ihtiyaç alanlarını paylaşmak için de çeşitli sprint etkinliklerimiz olacak o müdahale alanlarında. Biz bu metodolojinin çokça faydasını gördük. Çünkü bizim için burada dediğimiz gibi kendi sorununu, yani kurumun sorununu çözen, kurumun ihtiyacını giderdiği zaman, yani kuruma bir utility tool'u, utility aracı sunduğunda kurumun daha sonraki aşamalarda o işe daha çok yatırım yapma iştahı da kabarıyor herhalde. Bu da yanlış olmaz. Evet. Türkiye'de en çok eleştirilerden biri, yani neden CVC yok, neden corporate VC'ler yok vesaire. Bir, hani kurumun içinde zaten o deneyim yok. Hani bunu belki söylemek gerekiyor. İkincisi de dediğimiz gibi kurumlar hani kendi domaini dışında, kendi sorunu çözen işler dışındaki işleri biraz daha tutucu yaklaşıyorlar. O yüzden de aslında burada biz bu alanları da sizinle paylaşacağız ki bunlar hem işte Alp Bey'in bahsettiği potansiyel fonlarda bir yatırım fırsatı olur. Ortak faydalı buluşabilmesini sağlasın. İlk bölümle ilgili Alp Bey, sizin eklemek istediğiniz başka bir nokta var mıdır? Başka söylemek yok, istediğiniz şeyler yok, var mıdır? Yok, çok teşekkür ederim. Tekrar hani şunu vurgulayayım sadece. Mevcut çözülmüş sorunların ondan sonra aynısını alıp bizim de sorunumuz olduğunu düşünerek Türkiye'deki bir ürünü veya hizmetini yapmaya kalkmadan önce o sorun sorun mudur? Onu bir öğrenmelerini tavsiye ediyorum startuplara. Bir de gerçekten aynı anda bir sürü utility'nin henüz çözülmemiş çok fazla sorunu var. Onlara odaklanmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık.
Şu anda benim kaçırdığım soru sanıyorum girişimcilerimizden de yok. Hani bu ilk kick-off toplantımız, programımız olduğu için hani kafanızda süreçle ilgili soruları anlatacağız. Ama dediğimiz gibi başlangıcımız bizim bu müdahale alanları, bu sorunları konuşmak, bunlar üzerinde küçük sprintler yapmak ve sonrasında da bir inkübasyon programına girerek, bir speed incubation programına girerek işte birlikte bir POC yapmak, ürünün ilk prototipini yapmak, denemesini yapmak veya demoyu, white label'ı kuruma sunmak olacak. Peki buradaki odaklanacağımız müdahale alanları, ihtiyaç alanları, sorunlar neler? Biraz da onlara doğru geçelim. Burada neler olacak? İşte bugünkü konulardan biri yapay zeka, büyük veri ve veri analitiği kısmı. Bizim müdahale alanlarını konuşurken Enerjisa'nın bu alanda neler yaptığı, bu alandaki ihtiyaçları nelerdir diye konuşup bunları ilk toplantımızda değerlendirmiştik o Ali Volkan Bey'le. Ali Volkan Bey, biraz hani sözü ben size bırakmak istiyorum. Sizin bu kendi gördüğünüz ihtiyaçlar nelerdi, burada gördüğünüz fırsatlar neler, bunları konuşabilirsek çok memnun olurum. Memnuniyetle. Ben Ali Volkan Özden. Enerjisa dağıtım şirketlerinde 10 yıldır çeşitli görevlerde çalışıyorum. Şu anda da müşteri operasyonlarından sorumlu olarak çalışıyorum. Genel olarak aslında müşteri operasyonları dediğimizde hangi hizmetlerden kastettiğimi, hangi dağıtım hizmetlerini anlattığımı birazdan detaylarıyla beraber vermeye çalışacağım. Bu kapsamda bizler veri analitiğiyle ilgili, büyük veriyle ilgili, yapay zeka ile ilgili neler yapıyoruz, birazcık bunlara değinmeye çalışacağım. Fakat dağıtım şirketlerinin verdikleri dağıtım hizmetini düşündüğümüzde aslında çok geniş bir yelpaze var. Bu anlamda dağıtım şirketleri adına veri analitiğini konuşmak çok da benim harcım değil açıkçası. Çünkü bu anlamda yatırım planlamadan tutun, işte yapım işlerine, oradan arıza bakım, onarım hizmetleri, işte SCADA, coğrafi bilgi sistemleri, müşteri ilişki kanalları, çağrı merkezi gibi aslında dağıtım şirketinin hizmet verdiği birçok alanda veri analitinin birçok uygulaması mevcut. Bu anlamda benim anlatacağım kısım birazcık elektrik sayacı ve bu sayacın çevresinde dönen hem sahada hem de ofiste verilen hizmetlerle ilgili olacak birazcık. Hani bu kapsamdaki veri analitiği çözümlerinden bahsetmeye çalışacağım. Öncelikli olarak aslında bizler hangi hizmetleri veriyoruz, hangi dağıtım hizmetleri veriyoruz? Kısaca bir onları anlatayım, sonrasında da yine soru cevap kısmında bu süreçlerle ilgili çözümler ya da problemleri daha detaylı konuşabiliriz. Müşteri operasyonu süreçleri dediğimizde kabaca tüm dağıtım şirketlerinde aslında sahada yürüyen 5 tane ana süreç var. Bu süreçlerden ilki yeni bağlantı süreci olarak tanımlayabiliriz. Yeni bir bina yapıldığında, yeni bir şebekeye bağlantı noktası, tüketim noktası aslında inşa edildiğinde hem sahada hem ofiste yürüyen çeşitli teknik kontroller ve onaylar var. Bu teknik kontrollerden ve onaylardan sonra da bu tüketim noktasına ait bizim müşteri bilgi sistemimizde yer alan ilk ana verinin yaratılmasıyla beraber TESAT diye isimlendirdiğimiz aslında tüketim noktaları bizdeki rutin hayatlarına başlıyorlar. Bu kapsamda ki yürütülen süreçlerin hepsine yeni bağlantı süreçleri diyoruz. Sonrasında aslında bu bütün tesisatlar ilk kez bu süreçten geçerek hayatına başlıyor. Sonrasında da rutin periyodik süreçlerimiz başlıyor. En hacimli rutin sürecimiz bizim sahadaki endeks okuma sürecimiz. Endeks okuma medyada da aslında bu son pandemi döneminde çok popüler olan süreçlerden bir tanesi. Bizim faturayı bıraktığımız süreçlerden bir tanesi. Pandemi zamanında işte tahminlemeye göre fatura bırakılacak, böyle şöyle olacak, böyle olacak tarzı medyadaki haberlerle beraber aslında yoğun şikayetlere de maruz kaldık ki biz Enerjisa dağıtım şirketleri olarak kesinlikle herhangi bir tahminleme işlemi yapmadan müşterilerinin gerçek endeks bilgilerini okuyarak faturalarını bıraktık aslında. Fakat bu anlamdaki medya iletişimi çok önemliydi. Sanki biz tahminleme yapmışız gibi aslında insanların evde geçirdiği süre arttı ve tüketimleri arttı aslında. O anlamda da yoğun şikayete maruz kaldık. Endeks okuma işlemi dediğimiz zaman aslında bizim bölgemizde tüketimin %45'ini aslında uzaktan izleyebiliyoruz. Yani yüksek tüketimli müşterilerimizde bizim uzaktan izleme sistemlerimiz var. Bu kapsamda dediğimiz gibi çok küçük adette tesisatı aslında uzaktan izliyoruz ama tüketim anlamında %45'lere varan bir tüketimi uzaktan izleyebilir, müdahale edebilir durumdayız.
Onun dışında kalan aslında biraz önce bahsettiğimiz üzere bizim işte 10 milyona yakın aylık fatura bıraktığımız, işlem yaptığımız yer var. Tek kişilik ekiplerle bina bina dolaşarak, sayaç sayaç dolaşarak optik port vasıtasıyla, elimizde de bir cep telefonuyla, Android tabanlı bir işletim sistemiyle bizim online sistemimize bağlı olacak şekilde sayaçların optik port vasıtasıyla endekslerini alıp sistemimizde faturayı hesaplayıp sağda da faturayı bırakıyoruz. 3 dağıtım bölgesi düşünüldüğünde 450-500 bine yakın adetli işlem gerçekleştiriyoruz sahada. Endeks okuma sürecinde tabii karşılaştığımız bir sürü güçlük var. Bunların başında gelen sayacın kapalı yerde olması bizim dağıtım şirketlerinin hemen hemen hepsinin karşılaştığı sorunlardan bir tanesi aslında. Elektrik sayacı bir şekilde tüketim noktasının kilitli bir alanında, yani binanın içerisinde ya da işte ticarethanenin içerisinde yer alabiliyor. Bu anlamda orası kapalı olduğu zaman enerji odasına ya da işte sayacın bulunduğu lokasyona giremediğimizde ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bu anlamda dağıtım şirketlerinin denedikleri çeşitli çözümler var ama hala da çözülebilmiş bir problem değil açıkçası. Bizim kronik problemlerimizden bir tanesi. Yine buna benzer olarak sayacın işte yüksek yerde olması, bizim personelimizin oraya erişememesi kaynaklı problemlerimiz var. Yine ilerleyen zamanlarda endeks okumayla ilgili daha detay sorular olursa açıklamalar yapabilirim. Sonrasında bizim üçüncü ana sürecimiz olarak da kesme açma, yani enerjinin kesilmesi ve ya da tekrar enerjinin verilmesi süreci var. Bizler her türlü tahliye işleminde enerjiyi kesiyoruz ve her türlü abonelik işleminde de tekrar enerjiyi açıyoruz. Kesme açma sürecinin içerisindeki büyük hacimli işlerden bir tanesi bu. Bununla beraber daha problemli olan kısmı görevli tedarik şirketinin regüle kapsamda enerji sattığı müşteriler için borçtan dolayı da elektrik kesme işlemi yürütüyoruz. Her ne kadar dağıtım şirketi olarak yapmak istemediğimiz, tercih etmediğimiz bir yöntem olsa da hem görevimiz itibariyle hem de görevli tedarik şirketinin tahsilatı kapsamında enerji kesmek zorunda kalıyoruz. Her ne kadar kesme öncesinde müşteriyi çeşitli kanallardan bilgilendirsek de en son artık tahsilata zorlamak amaçlı müşterinin enerjisini kesmek zorunda kalıyoruz. Müşterinin enerjisini kestikten sonra müşterinin yükümlülüğünü yerine getirdiğinde tekrar enerji arzını sağlıyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz hacimli işler aslında kesme açma süreci olarak adlandırılıyor. Dördüncü ana süreç olarak da sayaç operasyonlarından bahsedebiliriz. Dediğimiz gibi aslında bütün işlemler sayaç üzerinde gidiyor ama sayaç operasyonları olarak dediğimizde de bizim şebekemizde bulunan bütün sayaçların 10 yıllık bir damga süreleri var. Bu damga süresi bittiği zaman biz sayaçları kalibre etmek durumundayız ya da değiştiriyoruz. Biz dağıtım şirketi olarak aslında elektronik sayaçların kalibre edilmesi çok tercih edilen bir yöntem değil. Genellikle 10 yıl sonunda sayaç ekonomik ömrünü tamamlamış oluyor ve bu sayaçları değiştiriyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz işler var. Kabaca da düşünürseniz 10 milyon sayacımız var. Eşit dağıldığını, yıllara göre eşit dağıldığını varsayarsanız da 10 milyon sayacı 10 yıllık süre içerisinde aslında değiştiriyoruz düzenli bir şekilde. Bunun yanında da sayaçlar arızalanabiliyor. 10 yıllık ömrünü tamamlamadan da arızalanabiliyorlar. Sayaçlar arızalandığı zaman da yine ekiplerimiz gidip sayacı değiştiriyorlar. Bu da dördüncü olarak sayaç operasyonu süreci olarak geçiyor. Dediğim gibi bu rutin 4 tane süreç var aslında. Bütün tesisatlar bu süreçlere en az bir defa uğruyorlar. Sonrasında da bizim en sıkıntılı süreçlerimizden biri olan kaçak süreci başlıyor. Müşteriler mevzuata uygun davrandıkları süre içerisinde biz diğer bu 4 süreci yürütüyoruz ama eğer müşteriler bir şekilde bizim kestiğimiz elektriği bizim dışımızda açarlarsa ya da bir şekilde nitelikli bir şekilde sayaca müdahale ederek ya da harici hat çekerek kaçak kullanma eğiliminde olurlarsa yine bizim sahadaki iki kişilik kaçak ekiplerimiz kaçak sürecinde bu yerleri ziyaret ederek kaçak tutanağı düzenliyorlar ve kaçak faturası basarak bu şekilde de sistemimizdeki kaçak oranını azaltmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında bu 5 ana süreç sahada yürüyen süreçler. Birazdan ofiste yaptığımız bazı başka süreçleri de anlatacağım ama müşteri operasyonları dediğimizde aslında dağıtım şirketi olarak bu 5 ana süreçten bahsediyoruz. Bizler de genel olarak bu süreçlerle ilgili aslında her türlü verimlilik çalışmasını yürüterek bu süreçlerin etkinliğini arttırmaya çalışıyoruz. Dağıtım şirketinin dikkat ettiği aslında birkaç ana başlık var.
Bunlardan bir tanesi operasyonel verimlilik. Dağıtım şirketlerine belirlenen bir gelir tavanı içerisinde aslında bu saydığımız hizmetleri ne kadar verimli bir şekilde yapabilirlerse, yani birim personelle ne kadar daha fazla iş çıkarabilirlerse, o anlamda dağıtım şirketlerinin para kazanabildiği noktalardan bir tanesi bu. Dolayısıyla operasyonel verimlilik anlamında birçok proje yürütüyoruz. Yine birkaç tanesine daha sonra detaylı değineceğim. Bunların yanında da diğer önemli bir konu da kaçak oranımız. Bütün dağıtım şirketlerine dinamik olarak son 3 yıldaki aslında kaçak gerçekleşme oranlarına bakılarak sürekli bir kayıp kaçak hedefi veriliyor. Her sene revize edilen bir hedef var. Dağıtım şirketleri bu kaçak oranının altında kalabilirlerse de yine dağıtım şirketleri para kazanabiliyorlar. Dolayısıyla bu anlamda da kaçak kullanımı engellemek, yani kaçak kullanımın önüne geçmek dağıtım şirketi olarak bizim en öncelikli görev alanlarımızdan bir tanesi. Bu kapsamda bizler neler yapıyoruz? Hem yapısal projeler yapıyoruz aslında. Gerek bu uzaktan okuma sistemleri, uzaktan kesme açma sistemlerini kullanarak sayacın yerini değiştirerek, yani kullanıcının müdahale edebileceği yerden çıkartıp kaçak anlamında müdahale etmesi daha zor bir yere taşıyarak yapabiliyoruz bu işi. Bir diğer aslında yapabildiğimiz yöntem de veri analitiğini kullanarak yapmak. Dediğimiz gibi biraz önce anlattık, hani endeks okumada 450-500'üne yakın işlem yapıyoruz. Bunun dışında kalan işte kesme açma, sayaç ve kaçak işlemlerinde de günlük 20 bin civarında işlem yapıyoruz aslında. Bu işlemlerin her birinde bir sistemimizde bir kayıt oluşturuyoruz. Sipariş ya da bildirim kayıtları oluşuyor. Aynı zamanda da müşterinin bir tüketim karakteristiği var, geçmiş tüketim eğrisi var. Bu tip verileri kullanarak aslında kaçak kullanan müşterileri sistemimizdeki veriye bakarak tespit etmeye çalışıyoruz. Bu yeni yeni kullanmaya başladığımız bir teknik. Daha öncesinde aslında endeks okuma elemanlarımız bizim aslında birinci öncelikli ihbar kaynağımız. Endeks okuma için bir personel gittiğinde orada bir kaçak kullanım varsa aslında onu yine sistem üzerinden bir ihbar üreterek kaçak ekiplerine iş üretiyordu ve bu ekipler gidip aslında yerinde orayı kontrol ediyorlar. Bunun yanında tabii ki müşteri ihbarı, çağrı merkezinden gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Ya da aslında bizim basit işlem, yani basit kaçak olarak gördüğümüz kısımda periyodik okumalar sırasında aslında daha önceden elektriğini kestiğimiz bir yerde bir endeks ilerlemesi varsa zaten oranın kaçak kullandığını biliyoruz ve oraya da öncelikli olarak müdahale etmeye çalışıyoruz. Daha çok burada odaklandığımız nokta aslında müşterinin nitelikli olarak kaçak kullandığı, yani sayacın tüketim ölçme hassasiyetini müdahale etmesi ya da işte harici hat çekerek bizim hiç ölçemeden enerjiyi bir şekilde tüketmesi müşterinin. Bu tip durumları tespit etmemiz açıkçası çok zor oluyor. Bu anlamda genellikle müşteri ihbarları aslında bizim için birinci kaynak oluyor ve dediğimiz gibi endeks okuma elemanlarının ihbarları bizim için önemli oluyor. Ama son zamanlarda işte yürüttüğümüz projelerle veri analitiğini kullanarak da, yani müşterinin tüketim karakteristiğindeki değişimi algılamak, sayaç marka modeline göre, bölgenindeki müşterilerin karakteristiğine göre veriyi kullanarak aslında kaçak iş siparişler üretip bu siparişler sonrasında da aslında kaçak tutma oranımızı arttırdığımız projelerimiz var. Yine bu anlamda aslında her türlü yeni şeyi denemeye açığız. Farklı veri setleriyle kendi veri setimizi aslında birleştirerek buradan çok daha güzel projeler çıkabileceğini düşünüyoruz. Örnek olarak işte ne olabilir diye sorarsanız, işte su hizmeti veren, su dağıtım hizmeti veren ya da doğalgaz dağıtım hizmeti veren şirketlerle aslında ortaklık kurarak, onların da datasını kullanarak bir şekilde kaçağı anlamındaki veri setimizi genişletip aslında. Çünkü bir yerde kendi verilerimizle ilerlediğimizde de tıkanabiliyoruz. Kaçak bulma oranımız düşebiliyor. Böyle bir kullanım alanımız var aslında. Bununla beraber sayaç operasyonlarında da ağız alınan sayaç tespitinde yine ana ihbar kaynağı bizim endeks okuyucularımız. Fakat son zamanlarda yine birkaç uğraştığımız projeyle beraber sistemimizdeki yine veriye bakarak aslında sayaç arızalanmadan oradaki sayaca arızalı olduğunu sistemimizden anlayıp ekibimizi yönlendirerek arızalı sayacın şebekede durma süresini en aza indirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda da yine veri analitiğini kullanıyoruz. Bunlarla beraber aslında genel olarak özetlemek gerekirse dağıtım şirketine ticari kayıp yaşatabilecek her türlü sahadaki durumu veri analitiğini kullanarak aslında tespit edebilmek bizim için önemli gelişim alanlarından bir tanesi.
Bununla beraber aslında birazcık da ofisteki bizim yürüttüğümüz diğer işlemlerdeki hani veri analitini nasıl kullanabiliriz, biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz elektrik piyasasında EPH'in yürüttüğü dengeleme uzlaştırma işlemleri var. Bu kapsamda elektrik depolanabilen, yani depolaması maliyetli bir alan olduğu için şu anki piyasamız tükettiğimiz elektrik kadar elektrik üretmemiz üzerine kurulu. Dolayısıyla piyasadaki bütün katılımcılar bir gün öncesinden aslında planlarını saat saat ne kadar elektrik tüketecekler ya da üretecekler, bunları bu miktarlara giriyorlar. Ve sonrasında da gerçek zamanda da bu planlara ne kadar uyabilirlerse onlar için o kadar iyi oluyor. Bu tüketim miktarına, dağıtım şirketi olarak biz de verdiğimiz tüketim miktarına uyamadığımız takdirde bir dengesizlik maliyetine katlanıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda dağıtım şirketinin bölgesindeki tüketilen enerjiyi doğru tahmin etme ile ilgili bir problemi var. Bu problem de aslında yine veri analitiğiyle çözülebilecek problemlerden bir tanesi. Tüketimi doğru tahmin etmek adına işte sıcaklık verisini kullanmak, bölgesel başka karakteristikleri kullanmak bizim için çok önemli. Bu anlamda da yine birçok şirket var faaliyet gösteren ama hala sapma oranları %2'ler civarında. Bunları daha da aşağıya çekmek bizim için çok öncelikli. Çünkü orada 10.000'de bir oynamalar bile ay sonunda uzlaştırma geldiğinde çok büyük TL olarak çok büyük meblağlara karşılık gelebilmekte. Bunlar da ofisteki aslında veri analitini kullanarak yapabileceğimiz işlerden bir tanesi. En son aslında değinmek istediğim konu da operasyonel verimlilik bizim için dağıtım şirketleri açısından. Bu süreçlerin her biri bizim sahadaki arabalı ekiplerimizle yürüttüğümüz proje süreçler. Endeks okumada tek kişi, diğer süreçlerde iki kişilik ekiplerimiz var. Endeks okuma birazcık daha planlı ve rotalamasını, planlamasını yapabildiğimiz bir iş. Fakat onun dışında gelen işte kesme açma iş emirleri, sayaç değişim iş emirleri ya da kaçak iş emirleri rastsal ve aslında tüm bölgeye dağılmış bir şekilde geliyor. Dolayısıyla bir ekiple en kısa yolu kat ederek aslında bu işleri ya da en doğru işe giderek bizim için dağıtım şirketine en fazla katma değeri sağlayacak işe giderek saha ekibini yönlendirebilmek, rotalayabilmek de farklı sektörlerde olduğu gibi gerek kargo şeylerinde olsun ya da diğer sektörlerde olsun. Saha ekibinin rotalanması aslında bizim için de önemli operasyon verimlilik yaratabilecek konulardan bir tanesi. Yine aslında sistemimizdeki veriyi kullanarak bu problemi de çözebiliriz ama bu kapsamda etkin bir çözüm bulmak şimdiye kadar başarabildiğimiz konulardan bir tanesi değil aslında. Bu kapsamda da aslında şirketlerin çözümleri varsa onları da seve seve değerlendirmek isteriz. Benim şu anda aklımdaki genel konular bunlar aslında. Kabaca hemen hemen her şeye değinmeye çalıştım. Soru cevap kısmında sizlerin de daha detaylı merak ettiği kısımlar varsa oraları daha detaylı açmak isterim. Çok teşekkür ederiz. Çok dolu dolu bir 20 dakika oldu bizim için. Hem girişimlerden, girişim sahiplerinden, kurucularından sorularımız var. Hem de benim aslında bir aslında cevabını az çok bildiğimiz bir soruyla başlamak istiyorum. Veri toplama kısmından, veri analizinden bahsediyoruz ama veri toplama kısmında sanırım çok çok fazla bir sorun yok ama bu verinin analizi, doğru analizi ve doğru tespiti daha öncelikli değil mi? Saha operasyonları için konuşuyorum da diğer birimler için değil. Orada bir donanım vesaire ihtiyacı yok. Veriler var. Bir girişim geldiğinde çalışabileceği hazır veri setleri onu sunabilir misiniz? Buna bağlı olarak da bunu sormak istiyorum. Sonrasında diğer katılmış sorularına geçeyim. Kesinlikle aslında veri analitiğiyle ilgili aslında hangi projeyi yaparsak yapalım. Karşımıza çıkan ilk problem oradaki verinin kalitesi oluyor bu arada. Yine bizim sistemimizdeki veriye baktığımızda belli süreçlerde aslında kaliteli verimiz var. Yani veri üretmede bir problemimiz yok. Ama yine de belli başlı alanlarda veri üretme kısmında da sıkıntılarımız var açıkçası. Örneğin en temelinde bir adres verisinden bahsedecek olursanız Türkiye'de aslında kaliteli adres verisine sahip çok da fazla şirket yok. Kaliteli adres verisini üretme ve bu adresi güncel tutma aslında bizim de problemlerimizden bir tanesi. Mesela bu probleme de bir çözüm bulabilirsek, sistemimizde mesela her türlü koordinat da var ama en nihayetinde bir şekilde NV'ye uyumlu, UAVT uyumlu bir adrese de sahip olmanız gerekiyor bazı operasyonu yürütmeniz adına. Bu kapsamda siz sorunca aklıma gelen belli konularda kaliteli verimiz var. Evet, üretme anlamında bir sıkıntımız yok. Ama belli konularda da aslında
Bu sadece adres değil aslında, ölçme hassasiyetini engelleyen faktörler de var aslında bunun içinde. Akım gerilim trafo oranlarının doğruluğundan tutun, sayaç marka modellerinin doğruluğuna kadar aslında birçok alanda da yine veri toplama kalitesini arttırabileceğimiz ya da doğrulama geliştirdiğimizde fayda sağlayabileceğimiz alanlar var. Ama dediğiniz gibi bir şekilde aslında veri de var elimizde. Yani şirketlere sağlayabileceğimiz veri var. Ve şu anda aslında genel problemimiz de bu veriyi daha anlamlı bir şekilde kullanmak ve oradan yönetimsel bir aksiyon çıkartmak. Bu da aslında her türlü veri projesinde karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Buradan da ben kısaca bir programla ilgili bir örneğe geçerek sonra diğer sorulara geçeceğim. Hani biraz gözde canlanması için de bunu yapıyoruz. İşte örnek veriyorum, böyle bir veriyi kullanmak aslında sistemin çalışıp çalışmadığı, bir yapay zeka sisteminiz var, bir machine learning yaptığınız vesaire veya büyük data analizi yaptığınız bir sisteminiz var. Böyle bir veriyi kullanmanız gerekiyor vesaire. İşte verinin tipini öğrenebileceğiniz, verinin büyüklüğünü öğrenebileceğiniz, verideki farklı girdileri öğrenebileceğiniz, işte belki içindeki hataları ayıklamanız gerekiyorsa o hataların neler olabileceğini öğreneceğiniz böyle workshoplar yaparak başlayacağız programa, hani bunu örnekleyerek. Verinin sizle paylaşılması için tabii ki belli anlaşmalar, gizlilik şartlarının vesaire olacağı kısımlar olacak sonrasında. O workshop'ı yaptıktan sonra Enerjisa ekibi, eğer hani workshop'ın sonunda sizin çözümünüzün bu ihtiyacı gidereceğini düşünürse, sizin teknolojinizin, dediğimiz gibi o NDA olabilir, bir hani ortak iş geliştirme sözleşmesi olabilir. Orada artık yapıya göre değişecek. O anlaşma yapılarak inkübasyon dediğimiz, hızlandırılmış inkübasyon dediğimiz kuluçka sürecine geçeceğiz. Hani Burak, bilmiyorum burada eklemek istediğim bir şey var mı, ama hani o sürece geçerek, o süreçte de aslında o veriyi kullanarak artık çözümünüzü test edip işte en iyi sonucu elde etme ya da en optimum sonucu elde etmeye çalışacağız. Hani program böyle gözünüzde canlanabilir. Öncelikle yapacağımız, sizin çözümünüzün işe yarayıp yaramayacağı, yaraması için çözümünüzde yapacağınız değişiklikleri belirleyeceğimiz workshoplar olacak. Sonrasında Enerjisa ile işbirliğinin kapsamını belirleyerek, sonrasında da bu ilk aşama işbirliğinin diyeyim, Speed Incubation tarafına geçeceğiz. Buradan da aslında şimdi diğer sorulara geçeyim. Volkan Bey'in soruları var. Ev tüketicilerinin elektrik tüketimlerini uzaktan izlemesini sağlamak ve online fatura sistemiydi. Bu süreçte bir OSOS gateway getirmiştim. Sormak istediğim konu şu: ne tarz bir engel var da son tüketiciler OSOS sistemlerine dahil olamıyor gibi bir soru gelmiş. Çok spesifik bir soru ama aslında güzel bir soru. Buna bağlı olarak da bir soru daha var. Hani ikisini birlikte cevaplarsanız sevinirim ama hani ben de çok merak ettiğim için. Burada özellikle verinin analiz edilmesi, tabii ki enerjisel yapılacak anlaşmaları dışarıda tutarak, hani verilerin kullanılması sizin sahadaki operasyonlarınızda iş sağlığı güvenliğini dışarı tutuyorum. Bir regülasyon var mı? Bir engel var mı? Hani buna bağlı olarak da bunu da sormak istiyorum. Sizin saydığınız bu operasyonlarda girişimcilerin uymaları gereken standartlar, regülasyonlar var mı? Bir de onu sormak istiyorum. Hı hı. Bu kapsamda aslında yani o ilk soru benim de ilk işe girdiğimde sorduğum sorulardan bir tanesiydi. Hatta yani sektöre yabancı olan, uzak olanlar aslında genelde akıllı sayaç falan var denilince aslında sayaçtan hep uzaktan okunduğu düşünülüyor. Bir şekilde faturanın oraya geldiği düşünüyor falan. Biz böyle endeks okuma aslında hala manuel yürüttüğümüz bir süreç deyince insanlar bayağı şaşırıyorlar. Bu kapsamdaki soru güzel aslında. Bu konunun üzerindeki en büyük engel aslında şu anki maliyetler. Veri maliyeti aslında, herhangi bir uzaktan okuma sistemi kurduğunuzda şu an 3-4 farklı aslında teknoloji var bunu yapabileceğiniz. Fakat hangi teknolojiyi tercih ederseniz edin, biz işte teknoloji üreten de bir ülke olmadığımız için bir şekilde bu sistemlerin ilk kurulum aşamaları çok maliyetli. Hadi ilk kurulum aşamasını bir şekilde yaptınız diyelim, sonrasında da o uzaktan okuma sistemini işletmek çok maliyetli. Daha çok yakın zamana kadar aslında bizim GSM şirketleriyle yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi, yani bir yere bir GSM kartıyla beraber bir modem takıp sayaçtaki veriyi aldığınızda aylık maliyeti, bizim oraya bir personel göndererek oradaki endeksi almamızın maliyetinin neredeyse işte 10 katı kadar bir arada fark vardı. Dolayısıyla bu fark şimdi son zamanlarda artık giderek azalmaya başladı. Fakat hala
Bizim bu operasyonu insanla yürütmemiz, bu tip bir otomasyonla yürütmemizden operasyonel daha verimli. Tabii şirket olarak biz şunun analizini sürekli yapıyoruz. Yani bu tip sistemler kullandığınızda sadece işte uzaktan endeksi almak ya da faturayı online olarak göndermek değil, bunun yanında sağlayabileceğiniz bir sürü ek servis ve hizmet de var. Yani müşteri memnuniyetini sağlayabileceğiniz, yani elektriğin oradaki kesinti sıklığını, kesinti süresini ölçmekten tutun da bir sürü farklı hizmet var aslında. Bunları da üst üste koyduğumuzda aslında yakın zamanda, yani ben inanıyorum ki yakın zamanda bir yerlerde artık bu operatif açıdan da maliyeti bizim yatırım yapabileceğimiz seviyelere gelecek. Yani şu anki sorunun kabaca cevabı aslında maliyetler diyebiliriz. Yani hem ilk yatırım maliyeti hem de işletme maliyetleri uzaktan okuma sistemleri için şu an yüksek. Yani yaptığımız yerlerde var bu arada. Özellikle kaçak kullanımın yoğun olduğu bölgelerde bu sistemleri kurmak ve işletmek bizim için çok faydalı ve operasyon açısından da çok verimli açıkçası. Dolayısıyla özellikle Toroslar bölgesinde belli lokasyonlarda bu sistemleri uyguluyoruz. Ama normal işte Ankara'da atıyorum kaçağın çok belli düzeylere indiği yerlerde, tahsilatında sıkıntılı olmadığı yerlerde bu tip sistemleri kullanmak operatif açıdan çok verimli olmuyor. Sizin sorduğunuz hani diğer soruya gelecek olursak, o anlamda kişisel verilerin korunması aslında son zamanlarda hayatımıza ciddi bir şekilde girdi. Bu anlamda aslında kullanıcıların tüketim detayları da aslında onların kişisel verileri. Bu anlamda aslında şirketlerle yapacağımız anlaşmalar önemli. Çok hukuki detaylarını bilmiyorum ama bu tüketim verisi ciddi kritik verilerden bir tanesi kullanıcı üzerinde. Dolayısıyla bunları da her türlü işte gizlilik anlaşmasını yaparak ve hukuki süreçleri de aslında her ne kadar Alp Bey bu anlamda süreci yavaşlatacağını düşünse de bunları yapmak önemli. Çünkü dediğiniz gibi şu an çok yakın zamanda işte Kariyer.net'in işte verileriyle ilgili şey durumu biliyorsunuz. Şirkete çok ciddi mali sonuçlar doğurabilecek şeylere de yol açabiliyor bu tip sıkıntılar. Veriyle uğraşırken kişisel verilerin korunmasına dikkat etmek bizim de en öncelikli korunlarımızdan bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Volkan Bey'in diğer bir sorusu var ama o soru biraz özel olduğu için onu workshoplara saklayacağım Volkan Bey. Yani biraz hem özel hem de belki regülatif anlamda gizlilik gerektiren bir soru olduğu için onu atlıyorum şimdilik. Diğer sorularla, YouTube'dan gelen sorularla devam edeceğim. Atlamak istemiyorum. Aslında ilginç bir soru. Bu benim de kaçırdığım bir, Türkiye'de uygulandığımı denendim bilmiyorum ama işte doğalgaz ve suda yapılan önden satıyor, kontrollü satış neden elektrikte yapılmıyor son kullanıcıda, son tüketicide? Bu hani bir regülatif engel mi var? Yoksa burada başka sıkıntılar mı var? Neden bunun yapılmadığına dair bir soru var. Bundan benim bildiğim kadarıyla aslında doğalgazda yavaş yavaş vazgeçiyor şu anda. Hani sürekli, çünkü güncel zamlar geldiği için ön ödemeli sayaç çok tercih edilen bir yöntem değil diye biliyorum. Elektrikte de keza 3 ayda bir tarife düzenleniyor ve 3 ayda bir aslında sürekli tarifeler değişiyor. Her zaman zam gelmiyor tabii ki. Ama ön ödemeli sayaç konusunda aslında mevzuatsız olarak bir engel yok. Yani dağıtım şirketi olarak bu anlamda sayaç takabiliriz ama şöyle bir sıkıntısı var aslında. Şu an piyasada serbest tüketicilik kavramı var. Yani siz belli bir tüketimin üzerindeyseniz yıllık olarak aslında enerjinizi herhangi bir tedarik şirketinden satın alabiliyorsunuz. Şu anda da aslında görevli tedarik şirketinden alırsanız eğer hani normal düzenli bir regüle tarif üzerinden faturanız geliyor. Ama sayaçları bu arada tüm tedarikçiler adına bizler okuyoruz. Dağıtım şirketi okuyor. Ve biz bu bilgileri EPH üzerinden aslında ilgili tedarikçilerle de paylaşıyoruz ve tedarikçiler de kendi portföylerindeki müşterilere bizim girdiğimiz endeks bilgisine göre fatura basıyorlar. Şimdi ön ödemeli bir sayaç taktığınız zaman, sayaç da dağıtım şirketinin sorumluluğunda mevzuat açısından. Biz bir müşteri ön ödemeli sayaç taktığımızda o müşteri her ay farklı bir tedarikçiden elektrik alabilir bu arada. Dolayısıyla ya dağıtım şirketinin ya da genel olarak aslında tüm dağıtım şirketlerinin üzerinde mutabık kaldığı bir kontür yönetim, yani kilowatt saat tüketim yönetim sistemi gibi bir şey olmalı ki. Çünkü siz gidip atıyorum herhangi bir A tedarikçisinden elektriğinizi aldınız ve kartınıza yüklediniz. Sonrasında B tedarikçisine geçtiğinizde işte kartınızı mı değiştireceksiniz yoksa yine dağıtım şirketine gidip aslında ben başka bu şirkete geçtim, oraya üzerinden faturalanmak istiyorum falan dediğinizde, yani o
faturanın kesilmesi sürecinde aslında tedarikçileri işin içine kattığımızda bu anlamda bir sıkıntı var. Dolayısıyla şimdiye kadar elektrik sektöründe daha önceden vardı ama şu anda o özelleşme sonrasında benim karşılaştığım bir yöntem değil ve herhangi bir dağıtım şirketinin tercih ettiği bir yöntem de değil. Çünkü dediğim gibi yani ön ödemeli sayaç taktığınız bir tüketici tedarikçisini değiştirdiğinde hangi altyapıyla kontrol yükleyecek? Ya tüm tedarikçilerde buna benzer bir sistem olacak. Aslında bu da bilmiyorum güzel bir çalışma alanı olabilir. Yani şirketlerden birisi bu anlamda kolay ve uygulanabilir bir şey getirdiğinde dağıtım şirketi olarak bizim ön ödemeli sayaç takmamızda bir engel yok. Ama dediğim gibi bunu işte tedarikçilerle beraber işletmek anlamında bir sıkıntımız var. Bu da belki çalışacak alanlardan bir tanesi olabilir bu arada. Çok teşekkür ederiz bunun için de. Şimdi ben son birkaç soru var, onlarla devam ediyorum. Tüketim tahmini önemli. Üretim tahmininde de çözümleriniz var mı? Üretim tahmini de aynı derecede önemli mi? Yoksa bunu aslında öbür haftanın konusunu da bırakabiliriz önümüzdeki meetup'a da. Yine de sizden kısa onunla ilgili bir 30 saniye, 1 dakika. Bildiğim kadarıyla cevap vereyim. Enerji üretim şirketi bu arada farklı bir şirket aslında. Enerji olarak biz işte başta da anlatıldığı üzere satış ve dağıtım şirketi olarak varız. Üretim şirketi daha farklı bir şirket ve orada da aslında çok ciddi anlamda böyle bir birim var. Genelde üretimin tahminlenmesi diye bir şey yok aslında. Üretim santrallerinizde olduğu için belki yenilenebilir de öyle bir şey vardır ama diğer santrallerde aslında siz bir şekilde planlıyorsunuz. Oradaki daha önemli tahminler işte eğer bir hidro santralse rezervuardaki su miktarı önemli sizin için ya da doğalgazın fiyatı önemli ya da elektrik piyasasındaki işte anlık değişen fiyatlar önemli sizin için ya da dediğimiz gibi bir rüzgar ya da güneşseniz işte rüzgarın esmesi ya da güneşin kaç saat boyunca çıkacağı önemli. Bu anlamda üretim tarafında da kesinlikle aslında bir şey var, gelişim alanı var. O anlamda da üretim şirketlerinin de problemi var. Biraz daha farklı yani onlardaki dediğim gibi talep tahmininden öte daha çok bu anlattığım alanlarla ilgili tahminleme önemli. Değişken tahminleri belki, değişkenlerdeki sapmaların tahminleri, onların ölçümlenmesi veya önden öngörülebilmesi. Ama hani tabii bizim odağımız burada dağıtım bile olsa burada aslında iki tarafa da gidebilecek işler var gibi gözüküyor. Ben aslında burada kısa bir parantez açıp soruları devam edip sonra da yavaştan bitireceğiz. Aslında hiç düşünmediğim sizinle konuşurken alanlardan biri de işte sizin o saha ekiplerinin şeye gittiğiniz sürece dahil olduğunda rotalama vesaire gibi ihtiyaçlar da doğuyordu. Aslında burada da hiç düşünülmemiş alanlardan biridir belki bu hani diye düşünüyorum. Orada da bir ihtiyaç vardı diye hatırlıyorum yanlışsam. Hani düzeltirseniz sevinirim. Çözmek istediğiniz problemler vardı diye hatırlıyorum. Orada bir ihtiyaç var mıdır? Oradaki ihtiyaçla ilgili böyle bir yine 30 saniye, 1 dakika görüşünüzü alabilmek. Bir de buna bağlı olarak şu ana kadar konuştuğumuz alanlarda hani bir teknoloji denediniz mi? Denerken startup'ın ne gibi hatalar yaptığını gördünüz? Bir de bunu ikinci soru olarak da sormak istiyorum. Yani ya da teknoloji şirketinde ne gibi zorluklar yaşadınız? Yani girişimcilerimizin de dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? O anlamda bayağı yoğun çalışmalarımız oldu aslında. Dediğimiz gibi en başta endeks okuma sürecinden başlıyoruz. Oradaki rotayı bir nevi biz planladığımız için, hangi müşterinin hangi gün okunacağını bizler belirlediğimiz için biraz daha düzenli bir şekilde aslında görev sorumluluk alanımızı dolaşabiliyoruz. Fakat sonrasında müşterilerin hangisinin elektrik faturasını ödemeyeceğini bilemiyoruz ya da tahliye abonelik işleminin nereden geleceğini bilemiyoruz. Ya da işte kaçak anlamında nerelere gideceğimizi bilemiyoruz. Bunlar rastsal olarak dağıtım bölgemizin her lokasyonundan gelebiliyor. Burada en önemli faktörlerden bir tanesi aslında hangi işe hangi yoldan gideceğimiz. Yani en başta ben atıyorum 10 bin liralık bir kesme işine mi gideyim ya da 5 bin lira tutacak bir kaçak işlemine mi gideyim ya da öbür tarafta bir acil abonelik işlemi var ona mı gideyim gibi aslında iş önceliklerini de işin içine kattığınızda ve yol sürelerini de işin içine kattığınızda çözmesi zor bir problem ortaya çıkıyor. Bu anlamda işte basit algoritmalar ya da şeyler deniyoruz ya da kullanıcı deneyiminden faydalanıyoruz. Şu an yürüyen hali hazırda aslında navigasyon ve trafik verisini kullanarak bir personeli navige etmeye yönelik çeşitli projelerimiz var. Daha önceden de belli firmalarla aslında
denediğimiz çözümler oldu. Buralarda yapılan hatalar aslında dediğimiz gibi herhangi bir paket yazılımın aslında bizde çalışmaması. Çünkü dağıtım şirketinin çok farklı dinamikleri var ve biz genelde hangi yazılımı alırsak alalım bir şekilde kendi isteğimize göre onu evirip çevirip bir şekilde üzerimize giymek istiyoruz. Dolayısıyla şirketlerin en önemli dikkat etmesi gereken şey bize özel bir çözüm yapmak zorunda olmaları ve bu onlar için aslında biraz önce konuşuldu işte farklı sektörlere, farklı şirketlere de gidilebilir buradan diye ama bu anlamda belki bir risk içeriği olabilir burası. Yani burası için bize yaptıkları çözüm her yer için çalışmıyor olabilir ya da her yere göre parametrik olarak ayarlamaları gereken bir çözüm olabilir. Dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi bu. Bir diğer nokta da aslında işte kuş uçuşu veriyi kullanmak değil de işte daha çok trafik verisini de işin içine katarak bildiğiniz işte Google Maps'in sizi nasıl navigasyon yaparak götürüyorsa o tip şeyleri kullanarak yapmak olabilir. Bizim ilk çözümlerde işte koordinatları kullanarak kuş uçuşu uzaklıklardan bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Öyle bir hatamız oldu. Bu tip şeylere dikkat etmek önemli. Yani insan ve ulaşım maliyeti bizim en büyük maliyet kalemimiz. Dolayısıyla bu iki maliyete de etki edecek bir proje oluyor burası. Yani birim ekiple yapabileceğimiz iş sayısını arttırabiliyoruz ve çok daha az işte yakıt maliyeti sarf ederek o işleri yapabiliyor oluyoruz. Dolayısıyla bu anlamda yapılabilecek her türlü çözüm bizim için faydalı olacaktır. Pandemi döneminde döndürün demeyi denendi. Belki onun işte neden olup olmayacağını konuşacağımız etkinler biraz da etkinlikler, sprint etkinlikler olacak. Onları biraz oraya bırakalım. Aslında bizim oradaki metodolojimiz ki onun neden olmayacağı ya da nasıl olacağını konuşmak daha doğru tahminle. O yüzden onları o soruları oraya kaydırmanın iyi olabileceğini düşünüyorum. Hani burada bilmiyorum hani Volkan Bey sizin bununla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hani pandemi döneminde tahmini faturaya E10'da bildiğim kadarıyla Almanya'da yıllardır izin verildi. E10'da bildiğim kadarıyla Almanya'da yıllardır verildi. Hani burada bir sakınca var mı diye bir soru sorulmuş ama. Bu açıkçası bizim serbest tüketicilerde belli bir zamana kadar uyguladığımız yöntemlerden bir tanesiydi. Buradaki tahminleme dediğimiz gibi aslında bir müşteri memnuniyetsizliğine sebep oluyor. Yani tüketimi aslında bir ay fazla tahmin edebilirsiniz, öbür ay daha az tahmin edebilirsiniz. Bir sonraki ayda aslında bunu düzeltecek şekilde artı ya da eksi yönde bir şey olabilir. Bu anlamdaki yapılan çözümler bir şekilde müşteri memnuniyetsizliği yaratıyor açıkçası. Yani bu konuyu biraz daha derinlemesine satış şirketiyle beraber incelemek lazım. Bir diğer aslında şey de şimdi bizim endeks okuma personelimiz her ay her tüketim noktasını ziyaret ettiği için orayı aslında bir gözle de muayene ediyor. Yani kaçak kullanım bizde yoğun olarak karşılaşılan problemlerden bir tanesi olduğu için yani kaçak olmasa bile sayaç arızası olabilir, işte kaçak kullanım olabilir, farklı şekiller olabilir. Oraya her ay bir okuma personelinin gitmesi ve oradan dediğimiz gibi bizim ana da ihbar kaynağımız. Bütün süreçler için ana ihbar kaynağı. Bu anlamda da aslında dağıtım şirketi olarak şu anki konjüktürde tercih ettiğimiz de bir yöntem bu arada. Dolayısıyla evet yani kağıt üzerinde düşünüldüğünde işte sürekli tahmini bir fatura gönderip ay sonunda da ya da 6 ayda bir aslında gerçek endeksi alarak müşteriyle mahsuplaşabilmek belki operasyon olarak çok daha verimli olabilecek bir konu ama siz atıyorum Toroslar bölgesinde, Hatay ilinde, belli özellikle mahallelerde bir ay bile gitmediğinizde çok farklı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yani bir ay gittiğiniz sayacı orada yerinde bulamayabilirsiniz. 6 ay sonra oraya gittiğinizde o müşterinin 6 ay boyunca ne tükettiğini kaçırmış olabilirsiniz. Dolayısıyla dediğim gibi yani bir sürü yan faktör var. Onlarla beraber değerlendirmek lazım. Dolayısıyla benim bu anlattığım süreçlerle beraber herhangi bir Avrupa'daki dağıtım şirketine gittiğinizde aslında şu anlattığım süreçlerin hemen hemen hiçbiri yok. Dediğiniz gibi endeks okuma zaten işte böyle yılda bir yapılan bir şey. Müşteriler zaten hani borçlarını düzgün ödememe gibi bir durum yok. Kesme açma süreci gibi, borçtan kesme açma süreci gibi bir şey yok. Belki sayaç değişimi benzerdir ama onlar da yine daha uzun periyotlardadır falan. Kaçak kullanım zaten yok. Onlar sadece teknik kayıp olarak bakıyorlar olaya. Dolayısıyla çok referans alabileceğimiz hem müşteri profili açısından hem de şebekenin yapısı açısından aslında bu tip şeyler yıllardır başka yerlerde uygulanıyor olsa bile hani Türkiye'deki dağıtım sektörüne çok uygun uygulamalar değil. Ama neden olmasın hani ilerleyen zamanda ya da bunların nasıl olabileceğiyle ilgili
fikirler üretilebilir yine de. Çok teşekkür ederiz. Son sorulara bir daha bakıyorum. Regülasyonların tanımlanması durumunda talep tarafı katılımı konusunda yol haritanızdan bahsedebilir misiniz? Müşteri hedefi, kapasite hedefi, partnerler vesaire. Bu da son sorumuz olsun. Sonrasında da yavaştan hani. Evet, ya bu da çok piyasada aslında çok konuşulan konulardan bir tanesi. EPDK bu yönde en son takip ettiğim kadarıyla herhangi bir mevzuat ya da taslak yayınlamadı ama bu EPDK'da çok konuşulan konulardan bir tanesi talep tarafının katılımı. Uygulanabilir, yani teori üzerinde uygulanabilir bir şey aslında. Yani herhangi bir üreticinin belli saatlerde aslında fiyat fazlaysa ben üretmeyeyim, durayım tarzında şeyleri talep tarafının katılımıyla yönetmek kağıt üzerinde güzel gözüküyor ama benim pratikte çok da Türkiye'de uygulanabilir yine bulmadığım şeylerden bir tanesi. Çünkü bunu yapabilecek yerler genelde sanayi tüketimi yapan, yani çok yoğun tüketim yapan yerler. Bir şekilde de bunlar organize sanayi bölgeleri içerisinde ya da sanayi tarifesi üzerinden aslında gayet uygun fiyata ya da serbest tüketici ikili anlaşmayla gayet uygun fiyata elektrik alan yerler. Buralarda çok düzgün bir sistem kurulmalı ki aslında onlar da taleplerini fiyata göre yönlendirebilsinler. Belki mikro şebekeler özelinde belli yerlerde uygulanabilir ama Türkiye'de geniş çapta uygulanması bilemiyorum. Çok da uzman olduğum bir konu değil açıkçası ama bana biraz zor geliyor. Çok teşekkür ederiz. Sanırım atladığımız çok bunu ben tekrarım. Burada konuştuk. Tamamdır. Bazı sorular dediğim gibi özel. Onları böyle sprintlere ve ya workshoplarımıza bırakıyoruz. Alp Bey, sizin hem sorularla hem süreçle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Son kez bir şey söyleyeyim ben. Özellikle Ali Volkan Bey'in değindiği bu mikro şebekeler konusu önümüzdeki dönemde dünyada çok ciddi gündem olacak. O alandaki çözümlere de çok açığız. Çünkü mikro şebekeler şu an için lüks. Yani büyük bir üretim tesisinde elektrik üretip onu dağıtmak şu an hala daha ucuz. Ama aradaki fark çok hızlı kapanıyor. İki sebepten kapanıyor. Birincisi güneş panellerinin ve mini rüzgar türbinlerinin fiyatları çok hızlı düşüyor. İkincisi storage'ın fiyatı çok hızlı düşüyor. Böyle giderse dünya bundan bir 10 sene 15 sene sonra hani insanların bir network'e bağlanmak yerine kendi elektriğini üretip tamamen kapalı bir sistemde yaşayıp aynı maliyete getirdiği bir noktaya gelebilir gerçekten. O yüzden o alanı biz çok ciddi takip ediyoruz. Şu an o noktadan uzak olduğu için bu konuyla ilgili alakamız daha çok şey, uzak noktalarda, işte yaylalarda vesairelerde hani bunu uygulama yönünde bir projemiz var yürüyen ve başladığımız. Ama dediğim gibi bir süre sonra bu hani çok uzak uç birim yerine gerçekten daha merkezi yerlerde de efficient hale gelebilir. O konuya ben odaklanmalarını öneriyorum şeylerin, startupların. Çok teşekkür ederiz. Çünkü bizim de aslında müdahale alanlarımız ve çözüm aradığımız soruların içinde bu da vardı. O hatırlatma da bizim için değerli oldu. Sanırım başka soru yok. Ben Ali Volkan Bey'e hani tüm bilgi paylaşımları için çok teşekkür ediyoruz. Yine çok konsantre. Fazla alan var. Biz dediğim gibi burada alanlara bakarken işte donanım startupla gelsin, sadece enerji dokunan startuplar gelsin demiyoruz. Yapay zeka da olabilir. Bunun içinde büyük bir analitik olabilir. IoT bir çözümümüz de olabilir. Donanım artı yazılım bir çözüm sunuyorsunuz. Bunların hepsine açığız. Bunların hepsine yönelik çözümleri açığız. O yüzden de aslında daha operasyonlar bazında da bu işlere baktığınız daha sahadaki faaliyetler veya üretimdeki veya ofisteki faaliyetler bazında da bunları bakmanızı önerebiliriz. Hani benim aklıma gelen noktalardan biri bu. Bir de ben son bonus bir soru soracağım. Bu aslında sizinle etkinlik, sizinle sohbet ederken de hani aklımızda olan şeylerden biriydi. Bir girişimcimiz de o alanda çalışıyor şu an burada gördüğüm için. Müşterinin bu hani aslında belki saha operasyonu tarafında bir sonraki ayda ne kadar fatura harcayacağını, ne kadarlık
talep ne kadar enerjiye tahmin edin, hangi müşterinin nasıl bir davranış olduğuna yönelik personalar çıkarıyor musunuz? Ona yönelik bir tahminleme yapıyor musunuz? Orada bir müşteri analitiği, müşteri zekası çözümü ilginç bir çözüm olabilir mi? Tam sesiniz o arada bir yere gitti. Son kısmı duyabildim. Yanlış anlamış olabilirim. Hani müşteri özelinde aslında tüketim tahmini yapıyor musunuz? Ya da müşteri karakteristiğine göre tüketim tahmini yapılıyor mu? Değil mi? Soru genel olarak. Evet, öyle diyebiliriz. Açıkçası biz dağıtım şirketi olarak çok müşteri özelinde, bu arada müşteri özelinde tahminlemeyle aslında ciddi uğraştık. Fakat tek bir müşteri özelinde tahminleme yapmak çok zor oluyor. Yani müşteriyi tanımanız ve müşteriden çok ciddi girdiler almanız gerekiyor. Dağıtım şirketi olarak biz 10 milyon müşteriyle aslında muhatap olduğumuz için müşteri bazında bir şeyleri yapmaktansa aslında genelde kümüle olarak bu kümüle tüketimi tahminlemek bize çok daha sağlıklı sonuçlar veriyor. Bu dediğiniz belki işte bir nolu bağlantı dediğimiz bizim aslında iletim hattından bağlı ama bir şekilde satış şirketinin fatura kesti ve dağıtım şirketinin endeks bilgilerini aldığı kısımlar var. O tip müşteriler için aslında bu tip şeyler olabilir bu arada. Yani çok yüksek tüketimli müşteriler için müşterinin de çeşitli bilgilerini kullanarak, yani güncel belki işte üretim planını alarak ya da başka karakteristiklerini, işte tatillerini ya da başka şeylerini alarak aslında o müşterinin tüketimini daha doğru tahmin etmeye yönelik çeşitli şeyler olabilir bu arada. Bu anlamda bizim de kafa yorduğumuz konulardan bir tanesi. Ama dediğimiz gibi çok küçük çaplı adetli müşteriler için toplu tahminleme yapabilmek, çünkü bir müşterideki eksik tahmini başka müşterideki bir fazla tahminin ötürleyerek aslında sizin daha doğru, daha sağlıklı sonuca varmanızı sağlayabiliyor. Ama dediğimiz gibi büyük tüketimli müşterilerde aslında neden olmasın, yani bu tip bir çözümü değerlendirebiliriz. Tamamdır. Alp Bey, sizin bu kısımda ekleyeceğiniz bir şey var mıdır? Yok, çok güzel özetledi Ali Volkan Bey. Evet. Yani daha fazla ekleyeceğim bir şey yok. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Vaktimizi de güzel kullandık. Gayet iyi geldik. Ali Volkan Bey'e özellikle çok teşekkür ediyoruz yine. Çok, ben teşekkür ederim. Bizim için bir seans oldu. Bir 40 dakika yakın, 45 dakika yakın nokta atışı yine ilerledik. Hani bizim girişimcilere bu müdahale alanlarını biz ara ara bu meetuplarda açacağız. Bu meetupları YouTube sayfamızdan ve vireka.com.tr/ivme adresinde de bu haftadan itibaren hem gelecek etkinlikler hem de meetuplara ulaşabileceksiniz. Hani onları görebileceksiniz. Bunları izlemek, tekrar müdahale alanlarını değerlendirmek için. Onu da burada söylemiş olayım. Alp Bey, sizin hani kapatmadan önce kesildi son söylediğini duyamadım Barış'cığım ya. Sizin sürece dair eklemek istediğiniz ve bu programa dair, müdahale alanlarına dair, fırsatlara dair son eklemek istediğiniz birkaç cümle var mıdır? Onları alabilir miyiz? Ben çok teşekkür ediyorum. Bu bizim yani benim katıldığım ilk webinar. Bence çok güzel. Türkiye'de özellikle startup ekosisteminin gelişmesine ne kadar katkı sağlayabilirsek, hani ülkenin gelişimine de o kadar katkı sağlarız diye düşünüyorum. O yüzden hani dediğim gibi hani şirketimizin sorununu çözmek birinci amaç. Ama startup ekosistemine de ne kadar katkı sağlayabiliyorsak, ne kadar daha fazla insanın entrepreneur olmasını sağlayabiliyorsak o kadar mutlu oluruz diyorum. Ve öyle son sözü söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben de o zaman hani ilk meetup'ımızı anlatayım istiyorum. Bırakmıyorum. Senin ekleyecek bir şeyin var mı? Böyle mikrofonun açıldı da. Atladığım bir şey var mı? Sonraki meetup'a gitmek mi? Benim eklemek istediğim bir şey yok. Yani konusu zaten ikinci meetup'ımızın da. Onunla ilgili evet. Bizden hangi liderimiz katılacak? Onun detaylarını da zaten bu haftanın içerisinde paylaşacağız. Sosyal medyadan tekrar. Devamında orada konuşacak konular da eğlenceli. Herkesin katılımını bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki meetup'ımızda hani böyle her hafta devam edeceğiz. Dediğim gibi bizi web sitesinden ve duyurularımızdan takip edebilirsiniz. Bütün bu etkinlik duyurularımız da web sitemizde olacak. Haftaya tekrar hani bir arada olacağız ve dediğim gibi hani tematik alanlar, her alana dokunan alan şeyler
çözümlerle gidiyoruz. Hem operasyonlarla hem şey. Haftada bir görüntü işleme teknolojilerinin kullanabileceği alanlardan biraz bahsedeceğiz. Görüntü işleme başta olmak üzere. Yine bizim konuştuğumuz departmanlarda çokça ihtiyaç olan bir alandı. Özellikle hani enerjinin geleceğindeki işte görüntü işleme teknolojileri, IoT ve akıllı makineleri neler olacaklarını da belirliyor olacağız önümüzdeki haftalarda. Bunların da duyurularını size ayrıca yapacağız. Dediğimiz gibi tekrardan herkese çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Bir sorunuz olursa bize ivme@veka.com.tr adresinden de şu anda ulaşabilirsiniz. Web sitemizde zaten tüm bilgiler, başvuru bilgileri, başvuru formülleri açık deyip yavaştan ilk webinarımızı zamanında bitirelim diyorum. Herkese çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yayını bitirmeden bu arada şöyle bir ben. Okey bir. Katılımcılarımızın ayrılmalarını bekliyoruz şimdi. Bir anda üstlerine kapıyı kapatmayalım diye onlar yavaş yavaş ayrılırken. Okey. Tamam. Yayını bitirebiliriz. Teşekkürler arkadaşlar.